Evet arkadaşlar, bugünkü videomda yapay zekanın bir saklambaç oyununa nasıl yaklaştığını ve nasıl oynadığını göreceksiniz. Java'lı tişörtümle bu videoyu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ve bu videoda sıfır teknik bilgi olacak. O yüzden herkes izleyebilir ve yapay zekanın neler yaptığını öğrenebilirsiniz. İsterseniz videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu yapay zekanın bu oyunu oynarken tabi olduğu bazı kurallar var. İlki XYZ ekseninde hareket edebilmeleri, ikincisi olarak önünü görebilmeleri, şu ikinci fotoğrafta gördüğünüz üzere kırmızı alanı görebiliyor. Üçüncüsü yakınındaki duvarları ve objeleri sezebiliyor. Lidar teknoloji sensörü gibi örneği verilmiş. Üçüncüsü objeleri tutup hareket ettirebiliyor. Dördüncüsü ise objeleri kitleyebiliyor. Yani bir sonraki bir yani diğer takımın hareket ettirmesini engelleyebiliyor. Bu beş kural onlara verilmiş. Bu şekilde oyunu oynamaya başlamışlar. İsterseniz garip sonuçlarına geçelim. Neler olmuş? Evet, ilk bayağı bir 2 milyon round boyunca bütün takımlar haritanın çeşitli yerlerinde koşup hiçbir şey yapmadan devam etmişler. İlerleyen kısımlarda kırmızı takım, yani kovalayıcı olarak adlandırılan takım, mavileri yani saklanıcıları sürekli yakalamaya çalışmış ve onlar da kaçmış. Bu şekilde ilerlemiş oyun. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şurada gördüğünüz deneme sayıları oluyor. Yani 2.69 milyonla 8.62 milyon arasında bu resimdekileri yapmışlar. Burada yaptıkları şey ise beraber takım çalışması yapıp duvarları belli objeler koyup kırmızı takımın geçememesini sağlıyor ve bu sayede oyunu kazanıyorlar. Evet, uzun bir süre geçtikten sonra kırmızılar da haritanın içinde bir rampa olduğunu keşfedip o rampayı duvarın yanına çekince basit bir şekilde içeri atlayıp kazanabileceğini düşünüyor ve bunu yapıp uzun galibiyetler almaya başlıyor ve maviler birdenbire kazanırken kaybetmeye başlıyorlar. Ardından çok ilginç bir şekilde maviler rampayı içeri alıp, yani rampayı kırmızı takımdan çalıp sonra kapıları kapatınca birdenbire kazanmaya başlayacaklarını fark ediyorlar ve böyle yapıyorlar. Ardından artık kırmızılar yenememeye başlıyor ve maviler oyunu komple kazanmaya başlıyor. Bu arada bunları anlatıyorum ama bunlar yapay zeka olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor ve gerçekten ilginç bir detay oluyor. Onu göz ardı etmezsek öğrendiği şeyler. Ve buradaki gifte de dediğine göre beraber koordine olup hangisinin rampaya gideceği ve hangisinin kapıyı kapayacağı, hatta şuradaki ilerleyen kısımda görüyorsunuz, arkadaşına yardım etmek için önce yakına çekiyor, sonra beraber kapatıyorlar ki zaman dolmadan önce ikisi de beraber kapıyı kapatabilsin. Yani bir çıkıştan giriş sağlanmasın diye. Yani koordineli bir biçimde çalışmazlarsa oyunu kaybedebilecek şekilde ayarlanmış oyunun haritası. Ardından farklı bir haritaya geçiyorlar. Bu haritada da bir sürü etkilenebilen obje var ve bu objeleri gitgide tanımaya başlıyorlar. Ve önceki harita gibi ilk başta maviler sürekli kovalanıp yakalanıyor. Sonra gitgide strateji geliştirmeye başlıyorlar. Ve geliştirdikleri stratejilerden bir tanesi de hep beraber objeleri üçgen şekilde yapıp bu üçgen şeklinin içine saklanmak oluyor. Ama kırmızı takım da rampayı yine aynı şekilde bu objelerin yakınına çekip içeri atlayabileceğini öğreniyor. Evet, ve bunu gören mavi takım da rampayı uzağa taşıyıp uzakta rampayı kendi başına kilitliyorlar ki kırmızılar rampaya erişemesin ve bu şekilde kazanmaya başlıyorlar yeniden. Yani kısacası rampayı saklıyorlar öncekindeki gibi, sadece kilitlemiş oluyorlar rampayı. Evet, kırmızı takım da oyunun bir açığını bulup kutunun üzerine çıkınca kutuya güç uygulayabildiğini sarf ediyor. Yani kısacası oyunu yazarken yazan bilgisayar mühendisleri kutuyu itebilme şartını sağlarken kutuyu iten kişinin yerde olup olmadığını kontrol etmemiş. Ve oyunu kırıyorlar bu şekilde yapay zekalar. Üstüne çıkıp kutuyu istediği gibi hareket ettirdikten sonra içeri atlayıp mavi takımı yakalamaya başlıyor. Çok ilginç bir şekilde. Bu sayede kırmızı takım yine yenmeye başlıyor açıkçası. Evet, bunu gören mavi takım da artık her şeyi kilitliyor ve ardından kendini dörtgen bir şeyin içine alıyor ve bu sayede yenebildiğini fark ediyor. Gayet, yani ucu ucuna iniyor zaten, gördüğünüz gibi tam en sonuncuyu kilitledikten sonra kırmızı takımın donma efekti kalkıyor. Bu yüzden mavi takım yenmeye devam ediyor. Evet, teknik kısmı da burada var. İsterseniz okuyabilirsiniz. Makalenin linki aşağı kısmında olacak. Oradan erişebilirsiniz, bakabilirsiniz resimlere, videolara. Evet, burada bahsettiğine göre 4 tane de beklenmeyen hareket olmuş. Birincisi size anlattığım yapay zekanın kutunun üzerine çıkıp ittirebildiğini fark etmesi. İkincisi mavi takımın objeleri alıp haritanın sonuna kadar rastgele koşması olmuş. Üçüncü olay da çok garip bir şekilde oyunun yine bir hatasını bulup rampayı dışarı atabildiklerini fark ediyor mavi takım. Şurada gördüğünüz üzere rampayı alıp dışarı fırlatıyor ve haritadan atıyor. Kırmızılar buna erişemiyor. Bu da beklenmedik bir hareketmiş. Evet, ve dördüncü olan çok daha garip olan bir şey.
Kırmızı takım eğer rampayı bir köşeye sıkıştırırlarsa kendilerini yukarı attıklarını fark ediyorlar ve bu sayede mavi takım yakalamaya başlıyorlar. Mavi takım burada gördüğünüz üzere kendini sağ köşeye kilitlemiş vaziyette ve kırmızı takımdan birisi rampayı getirip içeri atlıyor. Gerçekten çok şaşırdığım bir araştırma oldu bu benim ve sizinle paylaşmak istedim çünkü hani herkes tarafından anlaşılabilir ve çok eğlenceli bir makale olduğuna inanıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomdan bu kadardı. İlginç olduğunu düşündüğüm bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Ve daha çok grafik içerdiği için herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki içerik fikriniz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve eğer ki bana sorularınız varsa ve yazılımla alakalı ilginiz varsa Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Açıklama kısmında olacak onun da linki. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra da zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.